New Yorklu dokuma işçisi kadınların yaşamları pahasına başlattığı isyanın bir mirasıdır. Biz bu mirası evlerde, iş yerlerimizde ve sokaklarda büyüterek sürdürüyoruz. 158 yılda pek çok şey değişti. Ama hala neoliberalizmin ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların neden olduğu ne varsa en ağır biçimiyle biz kadınlar yaşıyoruz. Her yanda yok sayma, ırkçılık, savaşlar ve militarizmin meşru kıldığı şiddetin etkilerine doğrudan biz maruz bırakılıyoruz. Şimdiye kadar verdiğimiz mücadele, bugün meydanlara taşan isyanımız, şiddetin her türlü biçimini ortadan kaldırmak, sosyal bir yaşama örmeye başladığımızı müjdeliyor. Bu irade sahalarda yürümemizi ve kahkaha atmamızı iffetsizlik halledenlere, uğradığımız taciz ve tecavüzü, etek boyumuzu meşru kılmak isteyenlere, rıza arayanlara, her gün akıllara zarar açıklamalar yaparak kadın katliamlarının, nefret cinayetinin büyüyen isyanımızla buradayız ve haykırıyoruz. Yasta değil, isyandayız. Kadına yönelik şiddet son bulana... Cin, Şiyan, Azabi! Cin, Şiyan! Her gün beş kadının öldürülmesine, onlarcasının tacize, tecavüze uğramasına tahammülümüz yok. Bunu bilen ama üç maymunu oynayan AKP'ye soruyoruz. Adeta bir kadın mezarlığına dönen bu ülkede 2015 yılının ilk iki ayında 52 kadın katledildi. 12 yıllık iktidarınızda kadın cinayetleri 1400 artış gösterdi. Peki siz ne yaptınız? Kadını yok saydınız. Kadının adına dahi yer vermeyen bir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı kadın için politika yapmakla yetkilendirdiniz. Her gün beş kadın, kadın olduğu için öldürülüyor ve yargı her seferinde erkekten yana karar veriyorsa, kadına yönelik şiddet, kadın katliamları, taciz ve tecavüzler münferit değil, sistematiktir. Yemeği zamanında masaya koymadığımız, ütü yapmadığımız, dekolte giydiğimiz, kahkaha attığımız ve iffetsiz sayıldığımız ya da sadece kadın olduğumuz için ölmemizi çok örüyoruz. Tecavüzcü vuruyor, devlet koruyor. Tecavüzcü vuruyor, devlet koruyor. Tecavüzcü vuruyor, devlet koruyor. Mücadelemizi tüm bunlar kadın istihdamına ilişkin politika pratiklerle doğrudan ilişkilidir. Kadın istihdamı, eşitlikçi bir sistemin temellerini atma programına itiraz ediyoruz. AKP, biz kadınları toplumsal yaşamdan dışlayarak eve, aile içine hapsetmek istiyor. Başbakanın kadınlara müjde olarak sunduğu aile ve dinamik dokusun korunması programını başlatarak temel çalışma biçimine dönüştürüyor. Son 2-3 yıldır AKP'nin her 6 ayda bir ama anneliği, ama kadın istihdamını teşvik etme başlığı altında sunduğu paket içinde eğreti bir bileşen haline getirmek ve kadın emeğinin değerini daha da ucuzlatmak. Hükümeti hatırlatıyoruz. 2014 küresel cinsiyet uçurum raporuna göre 142 ülke arasında Türkiye 125. sırada. Sizin paketleriniz ise kadın emeği sömürüsüne dayanıyor. Kadını düzenli, güvenceli işler yerine anneliği ve ev kadınlığını hapsediyor. Ve kısmi zamanlı düşük ücretli sermaye çalışanı yapıyor. Bizler güneşleyeceğini ve kapitalist sömürüye hizmet edeceğini biliyoruz. Bu yüzden emeğimize sahip çıkarak emeğimizin özgürleşmesi, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor. Elbette kadını gören, savaşlara karşı barışı, demokrasiyi ve eşitliği örgütlüyoruz. Milliyetçilik, ırkçılık ve militarizm kadın düşmanlığı ve şiddeti besler. Savaşlar kadın yoksulluğunu artırır. Orta Doğu'da sürmekte olan bir savaş var. Emperyal güçlerin yeniden dizayn etmeye çalıştığı bu coğrafyada mezhepçi, ırkçı politikalar geliştirerek halklar birbirine kırdırılıyor. Tecavüze uğrayan, köle pazarlarında satılan ve yerinden edilen Kürt, Ezidi, Türkmen, Arap ve son olarak Süryani kadınların uğradığı zulme karşı eli şiddetin her... ...dönecek, AKP kadınlara hesap verecek. Gün gelecek, devam edecek, AKP kadınlara hesap verecek. Gün gelecek, devam edecek, AKP kadınlara hesap verecek. Bizler 8 Mart'ta erkek egemen sistemin emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz üzerindeki tahakkümüne karşı alanlarda isyanımızı büyütüyor. Cinsiyet ayrımcılığı da dahil olmak üzere her türlü ayrımcılığa son verecek eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa hazırlanması için. Tüm kadınlara 8 Mart'ın resmi tatil ilan edilmesi için.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yerine Kadın Bakanlığı'nın kurulması için. İstanbul Sözleşmesi olmak üzere kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair imzalanan uluslararası sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi için. Sendikalaşma ve örgütlenme önündeki yasal ve fiili engellerin kaldırılması için. İş yerinde baskı, şiddet ve mobbingin son bulması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için. Kadın istihdamında tek seçenekmiş gibi yenilen, ısıtılarak önümüze sürülen, esnek, güvencesiz, kayıt dışı çalışma yerine güvenceli iş, güven gelecek için. Barışı örgütlemek için. Alanlarda olacağız, meydanlar, sokaklar bizim. Örgütlü kadınla özgür bir toplum yaratmak için sokaklardayız. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın mücadelesi. Ve son olarak Siverek Belediyesi'ne sesleniyoruz. Kadın sığınma evlerinin ivedilikle açılmasını talep ediyoruz. Siverek Belediyesi bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmemesi durumda toplumsal duyarlılığı ve baskıyı oluşturma adına imza kampanyası başlatacağımızı ilan ediyoruz. Tüm katılan duyarlı arkadaşları eğitim sanadıyla saygıyla selamlıyorum. Thank you.